Umarım yüz yüze eğitim devam eder. Virüs biter. Bence bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesini istiyorum. Hasta olmak istemiyorum yani. Okullar muhtemelen kalabalık olacak. Tehlikeli bir ortam. Yüz yüze eğitimden ne olursa olsun vazgeçilmemeli. Öğrencilerin ve öğretmenlerin dört gözle beklediği yüz yüze eğitimi artık sayılı günler kaldı. Pazartesi günü yüz yüze eğitime geçiliyor. Bizler de vatandaşlara yüz yüze eğitimle alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Vallahi inşallah iyi olur diyeceğim. Ne diyeyim? Ne olacağını kimse bilmiyor. Açılıyor ama hayırlısı olsun diyor. Başka ne diyelim? Peki sizce okulların açılmasından sonra açık kalma süresi devam ettirilir mi? Herkes aç olmadığı için açılıp açılmaması bana göre şimdi açılması mahsurlu. Çünkü henüz daha millet birinci aşıyı bitirmemiş. Ben üçüncü aşıyı oldum. Başkaları hiç olmayan var. Onları bir devletin onlara bir çare bulması lazım aşı olması için. Ondan sonra da okullar da aşı olacak. Okullardaki çocuklar da olacak zamanı gelince. Peki aşı olmayan vatandaşlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Onlara bir müeyyide uygulanması lazım. Ama nasıl yaparlar onu bilmiyorum. Tüm Türkiye hayırlı uğurlu olsun. Gerekli olduğunu düşünüyorum. Yüz yüze eğitimden ne olursa olsun vazgeçilmemeli. Peki pazartesi günü okullar açılacak. Evet. Sizce okulların açık kalma süresi devam ettirilebilir mi? Tabii ki devam ettirilebilir. Yeter ki önlemler alınsın, devletimize güveniyoruz. Sizler önlemler alındığı süreçte okulların kapatılacağını düşünmüyorsunuz? Tabii ki. Önlemlerin alındığı sürece, ebeveynlerin aşılarını yaptırdığı sürece okulların açık kalacağını düşünüyorum. Peki şu anda Kayseri bazında bakarsak hala 260 bin vatandaş daha birinci doz aşısını vurulmadı bile. Yaptıracaklarına inanıyorum. Herkesin yani bu süreç içerisinde üzerine düşen görevi yerine getireceğine inanıyorum. Ya geçen sene eğitime ara verilmesi aslında eğitimi çok geriledi. Çocuklarımız çok geriye düştü. Devletin bu konuda gerekli önlemler alarak çocuklarımızı yüz yüze eğitime yönlendirmesi çok iyi olur. Tabii vaka artışı yani çocuklarımıza herhangi bir vebal gelmesini de istemiyoruz biz. Ama bu konuda yani dünya standartları ne yapıyorsa bizim ülkemizde de aynı şeylerin yapmasını talep ediyoruz. Yani. Peki pazartesi günü okullar açılacak. Sizce okulların açık kalma süresi nasıl uzatılabilir ya da açık kalır mı okullar sizce? Vallahi etrafımıza baktığımızda görüyorsunuz zaten. Çoğu insan maske takmıyor, mesafeye uyulmuyor. Vaka artışları yine olacak. Hayırlısı diyeyim ya, ne diyeyim. Çocuklar için çok iyi olacak. Ama bizler tabii ki endişeliyiz. Ne olur bilmiyoruz. Ne yönden endişelisiniz? Vaka artışından dolayı. Ama her aile aşı olursa, aşıya karşı değiliz o yüzden aşı olmalarını herkesin öneriyoruz. Peki. Pazartesi günü okullar açılacak. Sizce açık kalma süresi devam ettirilebilir mi? Ettirilebilir mi bilmiyorum ama ettirilmeli. Çünkü geçen yıl çok kaybımız oldu. Birinci sınıfta bir çocuğum vardı. Çok büyük sıkıntılar çektik. Evde birinci sınıf çok annenin de katkıda bulunması gerektiği bir şeydi. Bizim için çok zor oldu. Umarım yüz yüze eğitim devam eder. Virüs biter. Hepimizin isteği bu. Bence bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesini istiyorum. Çünkü ben de üniversite öğrencisi olarak uzaktan eğitimin yararlı ve faydalı olmadığını düşünüyorum. O yüzden her yer açıkken, insanlar rahatlıkla dolaşıp gezerken yüz eğitimin de ikinci planda olmamasını istiyorum. Peki sizce yüz yüze eğitim açılırsa açık kalma süresi devam ettirilebilir mi yoksa geriye kapatılır mı? Bence geriye kapatılacak. 2 hafta falan anca gidebileceğimizi düşünüyorum. Kapanır. Peki kapatılmaması için neler yapabiliriz? İnsanlar daha bilinçlendirilip daha güzel şeyler yapılabilir. Daha sıkı önlemler alınmalıdır. Vaka biliyoruz ki çoğalıyor. Yani maskesiz gezenlerim aran forumda mesela maskesiz geziyorlar her yerde. Ben bakmayın ben de geziyorum da ama benim rahatsızlığım var. Yani eğitimi ben bulmuyorum yani açılması biraz saçma geliyor. Çünkü vakalar gitgide çoğalıyor. Çocuklarımıza yarın bir gün bir şey bulaştığı zaman sorumluluğunu kim verecek? Ben onu merak ediyorum. Bu vakalar artışla devam ediyor. Özellikle varyasyonla beraber artış daha da çok gözlemlenmekte. Bundan dolayı daha çok sınav sınıflarının okula gitmesinin ön planda olması gerektiğini düşünüyorum.
Ben 12. sınıf öğrencisiyim. Hasta olmak istemiyorum yani. Okullar muhtemelen kalabalık olacak. Tehlikeli bir ortam. Bu yüzden dediğim gibi sınav sınıflarının okula gitmesini tercih ederim. Peki online eğitimle ilgili neler düşünüyorsunuz? Online eğitim pek verimli bir aktivite olduğunu düşünmüyorum öğrenciler açısından. Ben yıl boyu kendimi kapatıp ders çalışmaya yoğunluk verdiğim için çoğu kişiye fark attım ama bu çoğunun imkanı olmamasından dolayı da etkili benim açımdan. Zamanını iyi değerlendiren farkı açtı bu süreçte ama imkanı olmayan veya farklı şekilde bir farkını harcayan insanlar için kötü oldu.